Yemeğe başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Çok yakışıyor olmuş. Ne bir de çok yoğun anda? Olmuş. Kalın. Yumurta kullanmadım. Çok yoğun. Yoğurt. Ne yoğurt? Yoğurt. Çok yoğurt. Kalın. Bakalım. Market yoğurt işte. Yoğun olmuş ve ekşi olmuş. Yoğurt. Bunun tadı böyle. Katı olmuş. Bir de yağını, tereyağı olduğunu tadını alamadım ben. Sanki zeytinyağı gibi geldi bana. Tereyağı var. Tereyağı mı? Ekşi olmuş. Bayağı bir ekşi olmuş. Bayağı ekşi. Evet, onun için sordum yoğurdu. Yoğurdu. Evet. Ellerine sağlık. Bunun yani buna özel bu böyle. Bazılar limon bile sıkıyor bunun içine eşkili olsun diye. Yani yoğurt... Biz sizin damak tadınız belki uygun yok, olmaz diye. Yok, yoğurt çorbasını hep yapıyoruz ama gerçekten göre böyle ekşi yiyoruz. Bu. Böyle yapıyoruz. İşte. Yani eşki diyebilirim. Yoğurdunda herhalde bir bayağı bir ekşilik var. Sen tattın mı yoğurdu çorbaya? Yok, tatmadım. Limon şey katıyor musunuz? Buna süt katabilirim. Limon tatmadım. Katıyor musunuz? Katmadım ama katılıyor. Biliyorum, katıldığını biliyorum evet, da katma. Hani kattınız mı? Biraz tadına baksaydınız, yok. Sütlen dediğiniz gibi. Bu yoğurttan kaldı mı çorbaya kullandığın? Kaldı. Bir getirebilir misin? Ben de merak ettim, bir bakalım. Çok ekşi. Çok yani ekşi. Sanki yoğurt ekşimiş. Hayır, bugün yani markette, hayır işte markette işte. Mi belki ekşimiş yoğurt bugün mu? Ya da kesildi mi diyeceğim çorba. Yok, kesilmemiş. Kesik değil. Çok hayır, yoğun. Çok yoğun. Pirinci kesilmiş mi? Yok, değil. Kesik değil. Pirinci fazla olmuş. Çok yoğun. Sütle biraz sulandırmış olsaydı hem tadını sütle alırdı hem de biraz sulu olurdu. Yayla çorbasına ya süt koyulmuyor. Yoğurdu kıvamlaştırmak adına. Süt yoğurdun ekşisini çok almak ben için. Ben özellikle eşki olmasını istedim ama sizin... Bunu. Bir açsana bakayım canım kapağını. Aç. Şey, bunu sos yap. Ha ben sen ne yaptın bunun içine? Bunu da şeyin yanına sos yap. Biberin yanına sos yaptım. Ha yoğurt kovasında mı yaptın sosu? Az diye zaten boşalt. Böyle yaptım. Tamam, ha. Anlaşıldı. Tamam, yani. Onda yoğurt kalmamış. Onun için onu tadamayız. Aynen. Ben yoğurt varsa diye. He, tamam canım, aynen. Peki. Ben o yoğurttan bir tadacaktım da yoğurdun mu ekşiydi acaba diye. Kıvam da güzel diye de hiç beğenmedim çorbayı. Çorba çok felaketti ya. Hiçbir şey. Pirinç lapası mı diyeyim. Ekşi, tadı yok, tuzu yok. Hiç olmamıştı çorba. Yoğurda ekşi dediler. Bence ekşi değil. Gerçi yoğurdu ben ilk kez alıyorum ama... Siz nasıl buldunuz Elif Hanım? Zuhal Hanım, tereyağı bol olsaydı tabii güzel olur. Güzel yapardı tereyağı. Biraz katı oldu, katı olmuş. Bugünkü ekşi. Dünkü de benim tatlı oldu. Dedi ki tatlı olmuş, şeker mi koyuldu dedi. Hani benim çorbam tatlıydı. Acaba şeker mi koyulmuş dedi. Bugün ekşi, ekşi gerçekten ekşi. Hani bunu nasıl yolunu bulacağız? Çorba katı olmuş. Tereyağı bol olması lazımdı. Tereyağı şey... Nane biraz daha fazla olması lazımdı. Benim çorbaya tatlı dediler. Benim çorbama güzeldi, tatlıydı, lezzetli. Peki İrez Hanım'ı dinleyelim. Ya kıvamı bence güzel ama şey eşkiliğinden yani. Kıvamı güzel. Evet, kıvamı güzel. Çorbanın kıvamı böyle olur. Yani bu kadar katı mı olur? Ya, ama zaten bu durmuş tutar yani pirinç. Ne kadar dursa o kadar çeker. Pirinci çok koymuşsun. Evet, pirincini biraz kaçırmış ama yani çorba da çok... Pirinci çok koymuşsun ondan katı. İrez Hanım beğendiniz yani. Ya beğendim ama kıvamına beğendim ama eşki. Size bir şey sorabilirim. Peçete alabilir mi? Tamam, bu zaman istemiyorum. Peçete burada olması lazım. Bir saniye pardon, bir saniye efendim. Peçete burada olması lazım. Kalkıp da orada uzanamam peçete. Peçete kaşıkların tamam, altında olması lazım. Tamam şimdi kameraların önüne geçmeyi istemedi. Onu önce ayarlasaydı güzel olur. Önce ayarlasan güzel olur. Şimdi alabilirim. Şöyle canım, eline sağlık. Tabii baharatı, nane, tereyağı bol olması lazımdı. Olmamış. Çorbama ekşi buldular biraz. Çok katı, çok fazla pirinç var. Bir de çok ekşi yoğurt. Biraz daha az pirinç kullanabilirdi. Evet, çok katı oldu. Sen şimdi bunu beğendin mi İrez Hanım? Yani damak tadına uygun. Yani tamam da çorba da ben eşki dedim yani. Benim çorbamı söyle, beğenmedin yani. Yok şöyle çorbalarız. Dedim, yok böyle dedim. Şimdi bu çorba. Çok en yoğun bir ekşi. En azından direkt ben onu tadıma iki kaşık aldım. Sen benim çorbamı böyle yaptın ya. Dediklerim böyle. Neydi? Ona ne ama... Acaba neden? Tavuk kanadı mı, tuyu mu görmek istedin ama hayır, o da yok. İp ip olmuştu. Neydi ip ipti içindeki? Yoktu tavuk yani. Etleri ip ipti. Hiç yani yapmadığım bir şey değildi. Hı. Bir de suluydu, kesik miydi artık bilemedim. İlginç bir şekilde Raz Hanım çorbayı çok beğendi. Dün Nurhan Hanım'ın çorbası hakikaten şimdi doğruyu söylemek gerekirse mukayese bile edilemez ama... Bugünkünü beğendi, dünkünü beğenmedi. Sen oyununu oynadın o gün. Aynı oyun oynamasın. Yediği oyununu oynadın.
O oyununu oynadın. Sen ona oyununu oynadın. Evet, hayır, Nurhan Hanım o gün gerçekten, gerçekten siz oyununuzu ya oynadınız. Bunu herkes anladı. 6 puan verdiğin günü kastediyorsunuz evet herhalde. Evet. İlfan Hanım'a. Ben onu oynamıyor mu kaç gündür Nurhan Hanım? Hep ben onu oynuyorum. O 7 puan şeyden aldı ya, Elife'den. O mutlu oldu, göğülere kendini koydu ama daha birinci, daha bir sonumuz var. Bakalım ne olacak. Sen de bu ona göre puanını verdin. O güzel yemeklere gittin 3-4 verdin. Hiç, o da olacak iş değildi. Yani hiç olacak iş miydi? Süper İyi bir masa, her şey. Tamam yemek, ama yemeklerin hepsini ben yemedim ki. Beğenmediğim yemekler yeseydi de vardı orada. Ama beğenmediğim yemeği niye yiyeyim ki? Hiç, siz niye yemediniz o zaman çorbayı? Yeseydin diyorsun ya. Hayır, çorbayı nasıl yedin? Ama o da beğenmemiş, yememiş yani. Zaten hayır, herkes ekstra güzel diyor. Siz de güzel dediniz. Ya tamam da sen illa yeseydin diyorsun ya. Mesela ama beğendiğini yiyeceksiniz. Beğenmediğin nasıl yemedin çorbamı? Hayır, beğenmedin. Yok yok, o anlıyorum onu. Zaten ekstra o sofra bana yaptım neydi diye kızdı ya? Ekstra o sofra yap bana neydi? Efendim? Yani ekstra o sufra beni ne yedi? Rahat etmedim size ki. Size öyle olmaz, böyle olur göstermek ki. Ama ben de tamam öyle olmaz. Nurhan Hanım. Yer sufrası olsaydı o da tamam değildi. Bir de yani. Tamam olamaz. Yani. Siz zaten onu oraya oturtmam ki. O benim misafirim. Masada oturdum her şeysi. Tamam. Keşke yer. Ama hayır, yer sufrası bu böyle olur. O evet, göstermelik yaptım ben onu. Göstermelik yaptınız ama yine tamam değildim. Anında indirin. Yer masasını temsilen o arkadaşı ha koymuşlar. Biliyorum. Anladım ama yine de ona göre üstünü keşke döşeseydiniz. Zuhal Hanım, o çiçek olmamıştı. Hani hiç bile masasında her şeysi vardı. Ben onu misafirim oraya oturtur muyum? Ama bu öyle olmaz, ama böyle olur dedim ben ona. Ben ama yer ben sofrası öyle için diyorum. İşte ben yer sofrası istedim. Daha yerde güzel olurdu. Ha. Yemeğimi de orada yerdim. Bir dahakinde öyle yaparız evet o zaman. Bir daha yarışmada. Bir daha aslında da yani sen ben onu yani risk yaptın ama. Düz yerde. Sen onu orada rahat rahat yiyecektin. Onu size misilleme yaptı. O sofrayı ben oynadım. Jest olarak mı anladınız? O da puanım. Jest olarak aldım. Jest olarak mı anladınız? Raz Hanım size misilleme yaptı. Öyle olmaz, böyle olur dedi. Evet. Ama ben de senin sofranı beğenmedim. Ama ben de onu beğenmedim işte. Senin o sofranı beğenmedim. Su yok, çatal yok, kaşık yok, hayır, çatal yok. Hayır, orada yoktu. Yok. Esas masanızdaydı her şeyiniz, servisiniz. Niye? Orası o göz size böyle olur diye göstermelik götürdüm. Yani ben oraya öyle mi layık gördüm? Hayır, ben sana o yer sofrasını anlatmak yer için sofrana, oturttum oraya. Ben sofrana beğenmedim. Ha masa benim için, ha o bana yer sofrası yapacaktın bak. Hayır, yere koysaydın. Zaman, tamam. Evet, o zaman daha rahat ederdim istiyorum ben. Masa örtüsü koysaydım da. Evet. Ekoseri bir masa koysaydım. Yok, sadece benim açtığım gibi bir bez atsaydım. Senin örtünden o yerde yakışmıyor yalnız. Bence Raz Hanım'ın günü geçmişti. Öyle bir yer sofrasına hiç gerek yoktu.